Selamlar saygılar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte klan başkenti baskınları gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Farklı bir ordu kombinasyonumuz var. Klanımızdan Enes kardeşim dedi ki abi dedi acele büyüsüne dedi bir golem at dedi. Olayları bir izle dedi. Mükemmel verim veriyor dedi. Dedim bir deneyelim. Sizler videomuza like atıp kanalımıza abone olurken yavaş yavaş bir düzenlere bakalım arkadaşlar. Bu arada acele büyüsünü golemle birlikte göndereceksek çok bitişik savunmaların olmadığı bir düzene saldırmamız gerekiyor. Bunu da belirtmek isterim. Bu bilgi de benimle paylaşıldı. Şimdi galiba buradan çıkış sağlarız diye düşünüyorum arkadaşlar. Onun dışında buraya bir başlangıç yapalım. Bakalım nasıl olacak dostlar. Evet barbar kampına bir saldırı butonuna basıyorum. Bir tane daha golemi aldım. 4 süper büyücü yanına koç başları aldım hız büyüsü ve iskelet büyülerini aldım. Tabii ki ordumuzda yerimiz var. Buraya birazcık takviyede bulunmamız lazım. 3 tane okçu aldım arkadaşlar. Açıkçası burada hani koçbaşının çok işe yarayacağını düşünmeyerek sildim ve 5 tane büyücüyle yoluma devam edeceğim. Kaydet diyorum. Saldırı butonuna basıyorum ve ilk girişimizi sağlayalım. Bakalım nasıl olacak. Sol taraftan bir adet dağ golemi gönderelim. Şu taraftan bir atalım. Acele büyüsünde arkadaşlar direk üzerine doğru patlattım. Sol tarafa bir iskelet büyüsü gönderiyorum. Sağ tarafa doğru bir süper büyücü atıyorum çünkü bu acele büyüsüne girmesi gerekiyor askerlerimin. Şöyle koçbaşı gönderdim bir oradaki duvarı kıralım diye. Birazdan da diğer iskelet büyüsünü kullanırım. Sol tarafa bir okçu darbesi vuruyorum. Sağ tarafa doğru bir süper büyücü daha gönderdim. Bir tane daha gönderdim arkadaşlar. Bir koçbaşı saldım. Ve son süper büyücüm biraz bekletiyorum. Aslına bakarsanız aceleyi biraz daha ileri atabilirmişiz. Şimdi dostlar şuradaki büyük topa doğru bir destekte bulundum. Süper büyücülerimiz Birazcık dağ goleminin peşinden gitmedi. Tabi orada da dağ golemi o kadar kendi başına buyruk ilerliyor ki. Aslına bakarsanız süper büyücüleri sonsuz acele büyüsünün içerisine sokalım diye bir derdimiz olmadan göndermek bence çok daha mantıklı. Hani dağ goleminin gideceği etaba doğru yollamak daha mantıklı gibi duruyor. Evet sol tarafa okçu desteklerimden bulundum. Bu doğrultuda sol tarafında temizliğini saldık. Açıkçası bakarsanız... İskelet büyüsünden çok verim alamadık. Çünkü daha golemi ölmedi daha. Daha golemi öldükten sonra çok fazla iskeletin çıkabileceğini tahmin ediyoruz. Bu doğrultuda bakalım ikinci savaşımızda iskelet büyüsü yerine farklı büyü tercihinde bulunabiliriz. Mesela dondurma olur, öfke olur. Böyle bir tercihte bulunabiliriz. Onun da değerlendirmesini sağlayacağız. Ama normal şartlarda dağ golemi çok yavaştı. Fark ettiyseniz sonsuz acele büyüsüyle birlikte dağ golemi Gidip vurup indiriyor abi. Bak bir tane vuruyor savunmaya indiriyor. Güzel de tank olduğu için hayvan gibi hasarı var. Yani köyün %46'sını falan kendi başına aldı arkadaşlar. Güzel bir hasarı var. Daha golemi öldükten sonra da çıkan iskeletlerimiz mevcuttu. Evet diğer savaşımızda hemen geçelim. Bunu iki saldırıda fulllememiz gerekiyor bu doğrultuda. Saldırı butonuna basıyorum. Bu iki savaşı iskeletli yapmış olalım. Şimdi baktığımızda dağ goleminin yanına aldığımız büyücüleri bu sefer daha güzel değerlendireceğiz. Kaydet butonuna basıp saldırıma geçiyorum. Yine bu arada sonsuz acele büyümüz var. Bu sefer attığımız noktadan yine göndeririz. Hani illa bu taraftan atacağız diye bir şey yok. Buradaki direkt merkeze doğru yönlendirebiliriz. Ama merkeze doğru atarsak da şöyle bir sıkıntımız olacak. Bak sol tarafı direkt okçuyla indirebilirim. Burası var bir de. Yani şu an düşünüyorum ama sağ taraftan girmek sanki daha mantıklı. Şöyle bir acele büyümüzü atalım ve daha golemimizi bir gönderip arkasına bir tane büyücü bırakalım. Sol taraftan iskeletler çıkacak dostlar. Şuraya bir okçu grubu gönderdim. Şöyle biraz geri alalım. Sizde rahat görünüz. Şuradan bir süper büyücü, bir tane de koçbaşı hamlesi yaptım. ılık ilık duvarları da kıralım. Evet sol taraftan bir iskeletimiz çıktı dostlar. İskelet o tarafı temizlerken bekliyorum. Şimdi iskeletler tanklayacak. Sol tarafa bir okçu grubu gönderdim. Şuradaki büyük topa da bir okçu grubu gönderdim. Yavaş yavaş büyücü de atıyorum. Şuradaki füzenin üzerine bir iskelet büyüsü attım. Şimdi süper büyücümü az buçuk bekletiyorum arkadaşlar. Şu alana gönderdim. Sağ tarafı iskeletler tanklasın. Ondan sonra da süper büyücümü göndereceğim. Daha golemimiz tek başına güzel hasar verirken iskeletler sağ taraftan çıkmaya başladı. Bir ılık ılık çıksınlar. Evet yine bir kesilme yaşandı dağ golemi hayatta olduğu için. Birazdan bir dağ golemine süper büyücü desteğinde bulunacağım. Şuradan bir koç başımızı atalım tabii ki. Evet oradaki merkezi de aldık. Şimdilik ilerliyoruz bakalım. Yani büyücüyü atacağım ama beklemedeyim. Sağ taraftaki iskeletler çıkmıyor abi. Niye çıkmadı da zaten ortada. Yani dağ golemiyle birlikte iskelet alınmaması gerektiğimiz şu an net bir şekilde ortaya çıkıyor. Aslına bakarsanız şuradaki sonsuz acele büyüsünü de kullanıp ikinci acele büyüsünde kullanmamıza gerek yokmuş. Onu da söyleyebiliriz. Sol tarafı süper büyücümüz hallederken daha golemi içeri girdi. Ama bu iki sahadan net bir şekilde şunu anladık. Sonsuz acele büyüsüyle daha golemi muhteşem bir ikili oluyor abi. Yani eski yavaşlığından eser yok. Hayvan gibi hızlı, hayvan gibi hasar veriyor alıyor abi. Daha goleminin yanına güzel de bir büyü seçeceğiz diğer savaşta. Sonsuz acelenin üstüne bir de öfke mi yapıştırsak lan? Vallahi olabilir. Yani aceleyi alıyorsun üstüne dondurma alırsan bir tane saçma sapan yıldırımlık yer kalıyor. E de daha golemi ölmediği için doğru düzgün hasar vurmuyor. E bir mantığı yok yani. Ama daha golemi kıyak. Kıyak. Bak görüyorsun bak 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 bak. Şimdi diğer savaşımızda daha dikkatli olalım. Şöyle bir büyücü vadisine bakalım arkadaşlar. Ne durumda? Evet güzel dağınık bir düzen. Buraya saldırı gerçekleştirelim ama kesinlikle iskeleti iptal ediyorum. Sonsuz acelemizi aldık. Hatta şöyle koç başına iptal edelim. Dağ golemi zaten geçiyor abicim. Bir tane alalım. Bir tane yeterli olur. Evet okçudan değil büyücüden siliyorum. Bir tane dev alıyorum abi. Çünkü dağ goleminin yetişemediği noktaları da büyücülerle devle destekleyeceğim dostlar. Bu şekilde bir tane de barbar aldım. Şimdi sonsuz acele büyüsünün yanına da almamız gereken yani yapacak bir şey yok. Şifayı alıp can doldurabiliriz eyvallah ama bir tane daha acele alıp sol taraftan da diğer orduyu yollasam? Devli bir şekilde. Bu da olabilir ya gerçekten bu da olabilir. Ama şöyle bir dondurmayla başlangıç yapalım. Hadi bir tane zıplatma alalım. Evet bir tane koç başımız var ne de olsa. Yıldırımdan hani çok bir medet umamıyoruz. Şöyle bir baktığımızda aa tek bir cehennemler varmış. Tekli cehennem var. Sıkıntı biz yıldırım alalım. Şu tekliyi o şekilde durdururuz. Bakalım Tekli Cehennem Kulesi karşısına dağ golemi neler yapacak? Bu da önemli bir detay olacak bizler için. İlk savaşımızda iç kısma sokmayıp sağ taraftan ilerletelim. Evet, şuradan bir ilerleme sağlayalım. Sonsuz acele büyüsün de şöyle gönderdim dostlar. Şimdi ön taraftan da bir dev atalım. Bir... Koçbaşı atalım. Bir okçu atalım. Dondurmamızı da şu alana doğru patlattık. Dağ golemi şimdi sonsuz acelenin içine giriyor. Şöyle bir büyücü attım. Bir dev gönderiyorum. Bir büyücü de atıyorum. Koridorumuz çünkü çok net bir şekilde ortada. Bu doğrultuda buradan desteğimi sağlıyorum her türlü. Şöyle gönderdim. Okçumu attım abi. Son büyücümü de gönderdim. Evet buradaki tekli cehennem kulesi için bir yıldırımımız var. Bakalım gerektiği zaman kullanacağız. Şimdi dağ golemine henüz odaklanmadı tekliği. Yani büyük ihtimal dağ golemini mahvedecek gibi bir görsel karşımızda ama vurmasın diye çabalıyorum, bekliyorum. Büyük ihtimalle yani tekli cehennem kulesi olan noktalara dağ golemiyle giriş birazcık sıkıntı gibi. Onu fark ettim bak şimdi dağ golemi eriyip bitecek abi. Şurada hemen bir yıldırımı atıyorum tekli cehennem kulesine. Dağ golemi ilerleyişini sürdürüyor. Evet gir tekliğe aldın süper. Bu arada sıkıntı değilmiş abi. Yani bir yıldırımla iptal edip güzel hayatta kalmasını sağladık. Ama sağ taraftaki ilk cehennem kulesinde dağ golemi sabit ilerlemesine rağmen diğer bütün askerlerimi öldürdü tekli cehennem. Böyle bir sıkıntı oldu ama biz dağ golemini gayet güzel bir şekilde ilerlettik. Bir tane tekli cehennem kaldı. Onun içinde diğer savaşta dondurmamızla oranın dondurma işlemini gerçekleştireceğiz. Ama bu arada Sonsuz Acelenin içindeki dağ golemini ben bayağı başarılı buldum. Bayağı da beğendim abi. Bak buradaki dev topu da alacağız. 3 kişi de bizi izliyor maşallah. Evet bir tane mızrak atar alırsın aldın. Hatta diğerine de biraz hasar vurdun. Güzel. Şimdi bu sefer merkeze giriş yapacağım. Biraz daha temizlik askerine ihtiyacımız mevcut. Aynı kanala saldırıya giriyorum. Bu sefer bakalım dev alsak mı ya? Çok arada kaldım. Devi alalım. Şu öfkeli barbarı ve koç başını iptal ediyorum. Bir tane daha süper büyücü alıyorum arkadaşlar. Kaydet butonuyla birlikte saldırıma geçiyorum. Şimdi merkeze sokacağız dedik. Birazcık kafamdaki soru işareti şudur. Sağ tarafta sonsuz acelemiz vardı ya. Hiç almasa mıydık? Almasa mıydık? Etmese miydik? Direkt merkeze alıp sonra mı ekmeğimize baksak? Ona bakıyorum. Evet bir tane daha acele büyüsüne bence gerek yoktu ya. Acele ettik. Neyse sıkıntı yok. Şimdi dostlar şuradan giriş yapacağım. Şöyle bir atış yapıyorum. Şu tarafı bir hemen dağ golemiyle hızlıca temizleyeyim. Burayı temizledikten sonra dağ golemi şu üst tarafa gidecek muhtemelen. Bir oraya da giriş yapalım. Ondan sonra ekmeğimize bakalım. Evet belediye binasını alıyoruz. Sonra mızrak atarları alacağız. Yani sonuçta bu da benim ilk deneyimim olduğu için daha tecrübeli, daha güzel saldırılar gelecek. Yine kötü değiliz abicim. En azından orduyu sizlere sunduk. Yapacağımızı da yapıyoruz bir yandan. Mızrak atar indi. Zaten daha golemi yürürken duvarları bile kırdığı için rahatız. Şimdi arkasına bir büyücü atacağım ama beklemedeyim. Bekliyorum şuradan şimdi gönderiyorum. Çünkü bu dev topun arkasına gitmesin diye beklemiştim. İnadına tam arkasına gitti. ha. Gideceği noktayı iyi biliyor kardeşim büyücü. Şimdi şu noktadan bir okçu ekibi gönderelim. Yavaş yavaş dış etaplarında temizliğini sağlayalım ki daha golemimiz rahat etsin değil mi dostlar? Şuradan bir büyücü hamlemiz gelsin. Sağ taraftan da bir ilerleyişimiz olsun mu? Şuradan da bir Sonsuz aceleyle birlikte dev büyücü gönderimi sağladım. Bir tane daha gönderim sağlıyorum. Şu merkez bölümü hızlıca dondurdum. Dev ilerleyiş yapıyor. Sol tarafa bir büyücü bıraktım. Sağ taraftan göndermiş olduğum dev ve büyücüden hiçbir verim alamadık. Dağ golemi geldi merkeze selamın aleyküm dedi. Şimdi tekliğe gitmen lazım dağ golemi. Şurada bir yıldırımı vuralım. Tamam bu arada 3 yıldızı bize aldırdı. Sol tarafa Eve giden bir büyücümüz var arkadaşlar gördüğünüz üzere. Tekli cehennem kulesinde zaten hallettik. Dağ golemi merkezi halledecek. Yani dağ goleminin yanına almış olduğumuz askerlerin çok faydası olmuyor. O birazcık canımı sıktı. Diğer savaşta roket balon falan tercih etmeyi planlıyorum. Çünkü dağ goleminin arkasına atıyorum süper büyücü atıyoruz. Ama dağ golemi kafasına göre ilerlediği için süper büyücülerimiz daha farklı noktalara gidiyor arkadaşlar. Yani istediğiniz kadar arkasından gönderelim. Yani bir şekilde kaymayı başarıyorlar. Çünkü daha golemi biraz kafasına buyruk. Ama orada güzel. Alın abi sonsuz acelenin içine sokun daha golemini, temizleyip geçsin ama bakın dediğim gibi fark ettiyseniz ikidir sağlığı yaptığımız noktalar hep açık düzenler. Bitişik düzenlere girmeyin. Bu arada altınımız fullenmiş. Hemen hızlı bir şekilde kendi başkentimize dönüş sağlayalım. Şöyle basacağımız bir sürü şey var. Mini minyon sığınağı. Şuraya basalım hadi. 34 bin küsür altınımı attım. Hayırlı uğurlu olsun. Tekrar savaşımıza geçecek olursak güzel bir düzen bulmamız gerekiyor. Balonla gününe bir bakalım arkadaşlar. Balonla günü o dağınık düzen ve koridor 10 numara. Yine tekli cehennem var. Eyvallah ama daha demin hallettiysek galiba bunu da hallederiz. Hızlı bir şekilde aynı kombinasyonla giriş yapacağım ama daha demin dediğim gibi bir dev bir büyücü sildim abicim. Bir tane roket balon aldım. Bir tane de koçbaşı almıyorum. Öfkeli barbar alıyorum. Bir de böyle dalalım. Atalım şuraya hızlıca. Hiç vakit kaybetmeyelim. Bir tane de büyücü salalım. O da destek versin abi. Okey. Sağ taraftaki roketi zaten saniyesinde indireceğiz. Sağ tarafa ben büyücü desteğinde bulunuyorum. Daha goleminin birazcık işini hızlandıralım diye. Zaten o önden tanklıyor. Güzel. Şuradan biz hazır orduyu yollarken devi de yollayalım. Bir tane de öfkeli barbar atalım. İyice önden ilerlesin. Yani ilk baştaki bölümden en azından sonsuz acele büyüsüyle orduyu sokmuş olduk. Dondurma büyüsünü bu etapta tekli cehenneme kullansak mı? Bir gidişata bakalım abi isterseniz. Ya da bakmayalım işimizi garantiye alalım. Şuradan bir hızlıca çıkalım da biz. Evet, Dağ Golemi şu an geldi. Sağ tarafa bir büyücü bıraktım. Roket balonunu henüz göndermiyorum çünkü burada bir hava bombası var gördüğünüz üzere. Süper büyücü bir tane vuruyor ama Dağ Golemi zaten daha hayvanını vurduğu için çok da ihtiyacı kalmıyor. Okçu atacağımız bir kör nokta. Şuraya atalım. Birazcık oradan da temizlik yapalım. Evet, Dağ Golem'imiz ilerleyişini sağlıyor. Abi Dağ Golemiyle saldırı yapmak da zormuş ya. Niye zormuş? konuşma açısından yani konuşacak bir şey de yok. Dağ golemi ilerliyor. Dağ golemi vuruyor. Dağ golemi yıkıyor. Biraz daha hızlandı dağ golemi. Sürekli bunları söylüyorum ya. Başka söyleyebileceğim bir şey yok çünkü. Şimdi bu tarafı temizleyince dış tarafa bir roket balon sallayacağım. Beklemedeyim. Sağ tarafa bir süper büyücü attım. Evet orası indi. Şuradan bir roket balonu desteğinde bulundum. Süper büyücü güzel. Devam ediyor. Bak sağ tarafta kaldı mesela. Sağ taraftan da bilerek attım. Soldan atsam sol taraftaki savunma görecek. Bu doğrultuda attığım roket balonu daha çok iş yaptı. Şuraya da hemen bir destek verelim. Belediyeyi de aldık. Bu arada bu sefer baya güzel verim aldık arkadaşlar. Şu yıldırımı da buradaki füzeye attım. Ya gerçekten süper büyücü falan almama gerek yok. Roket balon daha iyi iş yapıyor ya. Ya da binici bile olabilir arkadaşlar. Evet mızrak atara geldim. Neredeyse daha golemine köyü fullleyeceğim. Yani o kadar oldu. Baksana abicim. Yani oha. Oha. Şimdi daha demin ikinci savaşı düşünüyorum. Şuradan daha golemini atarım. Tamam. Sonsuz acele almayacağım abi bu sefer. Bu taktik uygulayacağız. Evet üst tarafa mızrak atara bir tane roket balonu atıp orayı da hallederiz. Şimdi dostlar hemen ordumuzu bir düzenleyelim. Orduda Devi iptal ediyorum. Büyücülerden biraz sildim. Şunları sildim. Hemen 4 tane roket balonu ekledim arkadaşlar. Sonsuz acele büyüsünden siliyorum. Yıldırımımız kalsın. Bir tane daha dondurma mı alsak abi ne alsak ya? Hadi bir tane öfke alalım ya. Bir tane de acelenin üstüne öfke atalım. Nasıl olacak bunu da görmüş oluruz. Bu kombinasyonla giriş sağlıyorum. Şu noktadan dağ golemini bir atalım. Dağ golemi nereden gidiyorsun? Oha oradan da değil ya. Aşağıdan gidersin dedim abicim. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Ben şurayı bir temizleyeyim abicim. Üst tarafta bir kafam rahat etsin. Şuraya da bir okçu grubu bıraktım. Güzel. Bomba kulesi var. Tekli cehennem var. Şimdi dağ golemini öfkelendireceğim arkadaşlar. Tekli cehennemin orada öfkelendireceğim. Burada zaten bize çok hasar vuracak savunma yok. Bir tane süper büyücü bıraktım şu etaba. Sol tarafa bir roket balon gönderdim. Hani o taraf biraz daha kafamızı rahat ettirsin diye düşündüm. Gayet güzel. Öfkemiz var. Dondurmamız var. Ne tüç alacağız? Yani bir olay bir mevzu çıkmasın abi. Her türlü 3 alınacak yani. Tekli cehennemin orada öfkeyi basıp dondurmayı atacağım. Hatta dondurmayı atmasam bile olur da atacağım yine de atacağım. Ne olur ne olmaz. Şu etaba atalım şimdi. Şuradan bir roket attım. Büyücüyü de buraya bıraktım. Şuradan da diğer roketi gönderdim. Hemen öfkeyi dağ golemine bırakıyorum arkadaşlar. İşlem tamam. Ya gerçekten iskelet büyüsü yerine şu an dağ golemi benim için biraz daha favori oldu diyebilirim gerçekten daha favori oldu. Büyülerimi atmasam da her türlü oluyormuş zaten. Güzel bir 3 yıldız aldık bakalım. İnşallah başkentte işinize yarar arkadaşlar. Dağ golemi artı yanına dondurma büyüsü isimli bir videomuz olacak. Enes'e de çok teşekkür ederim. Farklı bir kombinasyonla bizlere içerik sundu. 31.025 altın almışız. 3'te 3 üç yaptık. Her küyü 2 saldırıda fulledik arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.